Sevgili Son Mühür izleyenleri, Gazi Emir Fuar alanındayız ve bu yıl 16 Şubat'ta başladı. Horeca Fuarı'nı sizler için gezeceğiz. Lezzetten otel ekipmanlarına, teknolojik turizm altyapılarına kadar birçok şeyi bu fuarda görebileceksiniz. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız başlıyoruz. İzleyenleri, Sayın Neptün Soyer'le birlikteyiz. Horeca Fuarı'ndayız. Az önce de çok güzel bir sunum gerçekleştirdiniz. Çorbanın tadı hala damağımda. Galiba sizin de öyle. Ben çocuklarımı da böyle sakızlı taranayla. Gerçi şimdi sakız çok pahalı. O yüzden biraz daha memleket olarak bu bölgenin de yarımadanın kıymetini bilip biraz sakız çalışmamız lazım. Seferihisar'da böyle bir projemiz olacak inşallah. Yakında açıklayacağız. Bir sakız çalışması yapacağız. Siz iyi gıdaya, ulaşılabilir gıdaya, başka bir tarımın mümkün olduğuna inanıyorsunuz. Evet. Sayın Tunç Başkan'la birlikte çok da güzel bir yola soktunuz bizi. Biraz bu yol hakkında konuşmak istiyorum aslında. Çok teşekkürler. Ya bu bir tabii slogan, başka bir tarım mümkünün içinde aslında binlerce yıllık Anadolu'nun kadim bilgileri var. Yani başka bir şey derken biraz da geçmişi unutmayalım diye söylüyoruz tabii, biz bunları. Tabii. Ama işte bakın, burası da bir ekipman fuarı. Teknoloji o kadar hızlı hareket ediyor, gelişiyor ki. Dolayısıyla bunları da yakalamak gerekiyor. Biz geçmişle geleceği harmanlamadan ileriye varamayacağımızı da söylüyoruz. O yüzden başka bir tarım mümkün. Başka bir çorba da mümkün. Sakızı taranayı başka bir şekilde biri... Ama hatırlamak çok önemli ve Türk mutfağının buna gerçekten ihtiyacı var. Az önce sahnedeyken de makarna üzerine konuştuk. Mesela Foça'da çekme makarna yapıldığını. Birçok kişi demiştir ki ya İtalyanların değil mi makarna? Hayır, aslında Anadolu'nun kökenlerinden de geliyor. Bakın, makarna dediğiniz eriştedir. Erişte de bu topraklarındır. Evet. Ya burada sahiplenmek lazım. Ve üstüne gitmek gerekiyor tıpkı sizin gibi. Lazım. Çünkü mutfak dediğiniz şey işte ekipmanlarıyla, toprağıyla, üreticisiyle, tüketicisiyle o kadar geniş bir sektör ki ve o kadar ruha dokunan bir şey ki yani hani o ruhu doysun diye bir slogan da var. Ona da çok bayılıyorum. Hem ruhunuz doyuyor hem karnınız doyuyor. Ülkümen hocamla buluşmamız bizim artık biraz daha o yolu güçlendireceğiz. Bu işin gerçek gıdanın, sağlıklı gıdanın nasıl üretilmesi ve tüketilmesi konusunda hepimiz bildiğimiz her şeyi ortaya koymamız lazım. Siz kendi sosyal medya hesaplarınızdan da çok güzel tarifler veriyorsunuz. Bu arada izleyenlerimize onu da söyleyelim. Son olarak hocam beni çok sıkıştırıyor, Turgay hocam. Terra Madre'den bahsetmek istiyorum. Ne zaman gerçekleşecek? Ortaya nasıl bir şey çıkacak? Terra Madre en büyük gastronomi fuarı, tarım fuarı. Küçük üreticinin buluştuğu uluslararası bir alan. Eylül ayındaki fuar etkinliğimizle beraber başlayacak, bir ilk olacak. Türkiye'deki ve komşularımız uluslararası olacak. Çünkü bütün üreticileri bir araya getirip Anadolu'yu iyi anlatmamız lazım. Afiyet olsun diyorum o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Son Mühür izleyenleri, Horeca Fuarı'ndayız ve çok tanıdığımız, çok sevdiğimiz simalar bizlerle birlikte. Slow Food hareketinin liderlerinden Sayın Nedim Atilla ile birlikteyiz. Nedim abicim selamlar, nasılsın? İyiyim iyiyim. Baksana, Slow Food'un Nuh'un ambarı, Nuh'un gemisinin önündeyim. İnsan kendini kötü hisseder mi hiç? Gayet iyi hissediyorum o yüzden. Evet. Nasıl geçiyor fuar? Siz neler yapacaksınız? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani burada gerçekten bu fuar hem sektörün önemli insanlarını bir araya getiriyor. Öte yandan da çok sağlıklı beslenme adına da doğru mesajlar veriyor. Doğru fikirler ileri sürüyor. O yüzden son derece keyifliyiz burada olduğumuz için. Slow Food hareketinin iyi gıdaya ulaşmanın ben aslında İzmir'den çıktığını düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Biraz anlatır mısın? Şimdi şöyle bir şey var. Slow Food iyi, temiz, adil gıdayı savunur. Bizim İzmir mutfağı genel olarak zaten iyi gıdalardan, temiz ve adaletli üretilmiş gıdalardan. Az önce Sayın Neptün Soyer ve Ülkümen Rodoplu dostlarımızın sundukları sakız tarhana mesela İzmir mutfağının benzersiz bir ürünü. Hem de çok lezzetli. Bir yerden çıkmıyor yani. Bir tek evet, oradan doğru. Çıkıyor. O nedenle
tabii ki Slow Food'un merkezi İzmir. Yani Slow Food 1989'da kuruldu ama İzmir mutfağında neredeyse 500 yıldır bu var. Evet, Türk mutfağı gelişiyor, gelişmeye de devam ediyor ama unuttuğumuz tatlar ve lezzetler de var. Sizin sayenizde, sizin gibi yazarlar sayesinde bunu hatırlıyoruz. Mesela bu fuarda uzun zamandır tatmadığımız ne tadabiliriz? Önerileriniz var mı? Şimdi mesela şu sakız tarhana var. Foça'da arkada bu öbür duvarda Foçalılar çekme makarna yapıyorlar İtalya Cenova'daki gibi. Limna Adası'nda yapılan gibi bir evrensel bir tat, hiç unutulmuş bir tat, tavsiye ederiz yani onları. Meğer makarna aslında bizimmiş de sonradan İtalyanlar keşif. Evet, tabii canım. Foça'da eskiden beri bu çekme makarna var. Yani neredeyse 2500 yıldır var. İtalyanlar çok sonradan aldılar bunları. Peki sizin konuşmalarınız, paneliniz ne üzerine olacak bu fuarda? Bu gastronomi üzerine, ben birkaç panel yönetim, iki panelde konuşmacı ve moderatörüm. İlki birazdan başlayacak olan gastronomi sektörü nasıl etkilendi, ne oldu, ne bitti, onu anlatmak açısından önemli bir panel olacak. Onun hemen arkasından da yarın da Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'le beraber Slow Food ve Çıtta Slow üzerine görüşlerimizi katılımcılarla paylaşacağız. Nedim Atilla, çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum. Mersi, sağ olun. Son mühüre başarılar. Sağ olun. Teşekkürler. 10 yaş daha genç program koordinatörü Sayın Doktor Ülkümen Rodoplu ile birlikteyiz. Çok güzel bir fuarda, çok sağlıklı bir fuarın içerisindeyiz. Nasıl geçiyor fuar? Harika, hareketli, canlı. Hani böyle bir pandemi döneminde böyle bir fuar gerçekleştirebilmek hakikaten çok büyük başarı. Her şey tabii kontrol altında. Yani bir hekim olarak o pandemi koşullarına uyuluyor mu diye baktığımda evet, dikkat aslında ediyor. Doğru. Ve güzel, canlı, hareketli. Bu zaten ben önceki yıllarda da Horeca Fuarı'na hep takipçi olarak katılmıştım. İlk defa bu sefer Sayın Neptün Soyer davetiyle birlikte onunla söyleşi yapma fırsatı buldum. Etkinliğiniz çok güzeldi bu arada. Yani Neptün Hanım bir şeyler yaparken siz içerisindeki işte az önce sakızlı tarhana içtik, kesinlikle tatmasını tavsiye ediyoruz izleyenlerimizin. Siz ne kadar faydalı olduğunu anlattınız. Böyle şeylere ihtiyacımız var aslında. Çünkü ne yediğimizi, ne içtiğimizi tam olarak bilinçli olarak yapmıyoruz. Yani pandemi döneminde biraz başladık ama sizin gibi bilir kişilerin ve bu tip fuarların olması gerekiyor bence. Evet, çok teşekkür ederim. Aslında burada otel ekipmanları, restoran, kafe ekipmanları şey fuarındayız var. Ama her alanda sağlık var. İşte burada standlarda bakıyorum, işte su ürünleri var, işte şekersiz içecek ürünü sergileyen firmalar var. Sağlıklı doğal ürünleri sergileyen firmalar var. Çünkü insanın buna ihtiyacı var. Evet. Evet, çok güzel vurgu yaptınız. Pandemi döneminde kendi bedenimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha fark ettik aslında. Yani Covid-19 bize bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anımsattı. Bağışıklık sistemi iyi olanlar, sağlıklı olanlar hastalığı ayakta hafif bulgularla atlattı. Ama problemli olanlar, bakın 92 bin insanımızı kaybettik Türkiye'de. Dünyada 5,5 milyon insan yaşamını yitirdi. Ölenlere baktığımızda evet, hastalıkla mücadele eden, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar. O zaman bir şeyleri sorgulama zamanı. Yediklerimiz acaba şifa niyetine olabilir mi? İşte tarhana da bugün o anlamda çok önemli bir kapı açtı bence. Peki Türk mutfağı bağışıklık sistemini güçlendirmeye uygun bir mutfak mı? Elbette. Türk mutfağı, Ege mutfağı, İzmir mutfağı olmazsa olmaz bağışıklık sistemini güçlendiren bir mutfak. Tabii yerel olduğunda, kendi bölgemizdeki ürünlerle beslendiğimizde kanser başta olmak üzere obezite, koroner arter hastalıklarından daha kolay kurtulabiliyoruz, korunabiliyoruz. Yerel beslenmek, mevsiminde beslenmek, Sayın Neptün Soyer'in de sunumunda bahsettiği gibi temiz olması, adil olması tarımın ve
bilimsel bir akılla yola çıkılıyor olması son derece önemli. Yani ve en önemlisi de aslında tüm bu söylediklerinizin ulaşılabilir olması çok önemli. O yüzden kentin önderlerinin, sizin gibi doktorlarımızın bu konuda çaba sarf etmesi takdire şayan bence. Elbette. Yani başka bir tarım mümkün sloganı var Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in. Ben de ona şöyle küçük bir ilave yaptım. Sağlık için, sağlıklı yaşam için başka bir tarım mümkün. O tarım da yerelden geçiyor. Çiftçinin güçlenmesi, daha çok kazanması gerekiyor. Böylece hem doğal, hem temiz, hem de adil gıdaya ulaşmış olacağız. Çok teşekkür ederim Ülkümen Rodoplu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Güzel bir etkinliğin içerisindeyiz ve çok sevdiğimiz yemek yazarlarından Sayın Serap Soysal da bizimle birlikte. İyi yemek geliştiricisi demek istiyorum size. Doğru. Yemek geliştiricisi. Anadolu mutfağından özellikle esinlendiğim tarifleri yeniden yorumlamak ve onları işte popüler kültürün de kabul edebileceği hale getirmek. Ben sizin sayenizde yemek yapmayı öğrendim diyebilirim. Gastronomi mezunuyum aynı zamanda ama sizin lezzetleriniz gerçekten benim mutfağıma da renk kattı. Fuar nasıl geçiyor? Sizin de birazdan bir konuşmanız olacak. Neler konuşacaksınız? Fuarın olmasına çok sevindim. En son 2019'da olmuştu. Yani pandemi nedeniyle çok şey ertelendi. Bu Horeca İzmir çok güzel bir fuar. Bütün otel, kafe, pastane, bütün ekipmanların, yiyecek ve içecekçilerin bir araya gelip birbirleriyle tanıştığı bir ortamda. O yüzden bu sene yapıldığı için çok memnunum. Çok da güzel organize edilmiş. Bugün ben de bir konuşmacıyım ama ben konuşmaktan çok biraz neşe vermeyi düşünüyorum. Neşe veriyorsunuz. Çok da güzel bir enerjiniz var. Fuarda genelde öne çıkan şey aslında yerli üretim. Evet. Üreticiye doğru. Destek. Yerli ise yeriz öne çıkıyor. Sizin de aslında Türk mutfağının gelişmesi konusunda yıllardır bir çabanız var. Unuttuğumuz birçok tat sizin sayenizde aslında kitaplarınız sayesinde de gün yüzüne çıktı. Nasıl görüyorsunuz Türk mutfağının gelişimini? Şimdi çok gelişti bence. Yani bir 20 sene önce ben başladığım zamanlarda Anadolu mutfağına kimse dokunmak istemezdi. Geleneksel tarifleri istemezlerdi. İtalyan yemeği, risotto yapalım falan derlerdi. Şimdi inanılmaz bir dönüş var. Zaten yöresel olmadan evrensel olamazsınız. Önce kendi kültürünüzü bilmeniz, tanımanız lazım. O kaybolan, yitip giden yemeklerin ortaya çıkarılması lazım. Şimdi ilgi çok, çok da memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Konuşmanızı da dört gözle bekliyoruz. Teşekkürler. Ceylan'la birlikteyiz. Platform Fuarcılık. İzmir'i renklendiren harika bir işe imza attılar. Horeco'dayız şu an. Biraz bahseder misiniz? Nasıl geçiyor fuar? Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. 2021 yılında gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzu 2022'ye ertelememiz gerekmişti pandemi nedeniyle. Bu yıl gerçekleştiriyoruz vaktinde, zamanında, her zaman olduğu gibi. Fuar günümüzün ekonomik koşullarına rağmen oldukça dolu dolu geçiyor. İçeride 325 marka, 138 firma stand açmış durumda. Oldukça iyi etkinlikler var içeride. Şu anda arkada belki duyuyorsunuzdur. Önemli bir sunum gerçekleştiriliyor. Bir panel gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte işte workshoplarımız var. Aşçılarımız güzel workshoplar gerçekleştiriyorlar bize. Oldukça hareketli bir fuar. Şehrimize, ülkemize kazançlar getirmesini dilerim. İnşallah. Özellikle Horeco'da geçtiğimiz yıllarda da aslında öne çıkan yerel üretimdi. Yerel üreticilere de destek veriyorsunuz. Genellikle ağırlıklı olarak baktığımda standlara da böyle bir şey görüyorum. Dolayısıyla hem Büyükşehir'in hem Neptün Soyer'in de destek vermesi çok daha renkli, cıvıl cıvıl bir fuarın oluşmasında etkili olmuş. Evet, öyle. Çünkü
yerelde üretim yapanları desteklememiz gerekiyor ve kendi içimizde aslında alışverişi artırmamız gerekiyor. İthal ürünler elbette ki var hayatımızda. İşte pek çok restoran, kafe, işte otelin elbette bunlara da ihtiyacı var ama önceliğimiz tabii ki yerel. Ve sloganımız nasıl iyi, temiz, adil. Biz fuarcılıkta da bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi, temiz, adil olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da destekleyenlerimiz çok. Neptün Hanım, Köy KOP Başkanı olarak. Tunç Bey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Canan Hanım, İSPAŞ Genel Müdürümüz. Bununla birlikte de aslına bakarsanız Türkiye genelinde bize destek veren pek çok kurum var. Onların da destekleriyle oldukça güzel, hareketli, cıvıl cıvıl bir fuar çıkardık. Tabii şimdi Horeca'da biz ister istemez basın olayın lezzet kısmına bakıyor ama aslında otel ekipmanları ve son teknoloji ürünler de var aslında. Fuarın ilk girişinde onlarla karşılaşıyorsunuz. Teknoloji ile lezzetin bir araya gelmesi de aslında sektörel açıdan bir tık belki pandeminin yaralarını kapatır, ne dersiniz? Turizm sektörü aslında en çabuk toparlanan sektör. Sanıyorum ki pandeminin yaralarını bir nebze olsa da biz ilaç olacağız bu organizasyonla. Çok güzel hareket var içeride. Çok gelen giden var. Özlemişiz bu tür organizasyonları. Bir arada olmayı, birbirimize dokunmayı. Özlemişiz. O yüzden ümit ediyoruz dediğiniz gibi olur. İyi bir alıcı ve satıcı için iyi bir organizasyon olacak diye görüyoruz. İnşallah. Hayırlı olsun diyorum ben bir kez daha fuarımız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.